Cumhurbaşkanım, ben Mizginay, milli atletim. Öncelikle aranızda bulunduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şu an yüzüme yansıyor olabilir. Şöyle söyleyeyim, ben hiç sigara içmediğim halde en fazla zarar gören insanlardan birisiyim. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Küçük bir evde ve kalabalık bir ortamda büyüdüm. Ailem çok sigara içerdi. En az 10 kişinin sigara içtiği bir ortamda büyüdüm. Hala içiyorlar mı? Efendim? Hala içiyorlar mı? Yok, artık içmiyorlar. Şöyle söyleyeyim, antrenmanlarıma ilk başladığım yıllarda fazla zorlanmıyorum. Çünkü kolay antrenmanlar. Fakat sonraki yıllarda zorlanmaya başladım. Bir gün stadyumda bayıldım. Antrenörüm Muhsin Soysal dedi ki, kızım senin kalbinde büyük ihtimal bir sıkıntı var. Hani bu kadar olmaz, bu antrenmandan bu hale gelinmez dedi. Beni hastaneye yolladı. Hastanede akciğerlerime baktılar. Akciğer kapasitem çok düşük çıktı. Ayrıca kan değerlerim de hepsi anormal. Hiçbiri iyi değildi. Antrenörüm tekrardan evime geldi. Şöyle bir ev ortamına baktı. Acayip ağır duman altı. Ailemle konuştu. Bir daha Mizgin yanında kesinlikle sigara içmesin dedi. Ailem de artık uygulamaya başladı bunu. Zaten hemen derecelerime yansıdı bunlar. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum. İkinci yılımda Türkiye rekorları kırmaya başladım. Üçüncü yılımda da dünya şampiyonu oldum. Dünya Yıldızlar Şampiyonu oldum. Atletizm de ne? Kısa, orta, uzun? 100 metrede. 100 metrede. Evet, hatta o zamanlar beni aramıştınız. İlk arayan, normalde aramaz mısınız Dünya Yıldızlar'da şampiyon olan birisini? Aramıştınız, çok mutlu olmuştum. Heyecandan konuşamamıştım o zamanlarda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şöyle söylemek istiyorum bir de ailelere. Lütfen çocuklar, bizim geleceğimiz, çocuklarımıza iyi bakalım. Onun yanında sigara içmeyelim. Evde, arabada lütfen çok dikkat edelim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ederim.